Dünya liderine veririz. Recep Tayyip. Ondan başka adam mı var? AKP'nin dışındaki her partiye veririm. Ya şu anki hükümete de vermek istemem. Boş atarım, boş. Neden? Yani bana faydası hangisi olacak? Hiçbiri. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Ümraniye ilçesinde yapıyoruz. Ümraniye ilçesinde AK Parti'nin üstünlüğü söz konusu. Yıllardır belediye başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı kazanıyor. Seçmenlerimize bu pazar günü sandığın başına gitsek genel seçimde oyunuzu hangi partiye vereceksin diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğendikten sonra yorumlar kısmına videolarımız hakkında görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız bir sonraki videolarımızda bunu dikkate alacağız. İyi seyirler. Pazar günü sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Şüphen var mı? Bilmiyorum ki ben. Ya ben sana sorayım yani. Ben bilmiyorum şimdi siz kim oynuyorsunuz? Nasıl bilmiyorsun? Sen bilirsin. Bu kırmızıyı tutmuşsun millete. Tamam, kırmızı derken ne oluyor? Kime vereceğiz abi? Biz İstanbul Tanrısı. Biz en Fox Mox değiliz ha, karıştırma. Yo, bellidir ha. Kime yazalım? AK Parti mi? Hangisini diyorsun? Biz bilmiyoruz. Biz gazeteyiz. Tamamen bağımsız. Biz şey yapamayız yani. Yo, bir tane Cenab-ı Allah bir Tayyip diye adam göndermiş. Tamam. Ondan başkasına yok. AK Parti. Sonunuza. Yani belli değil daha. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? Neden? Çünkü evet. Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partidir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruculuğunun öncülüğünü yapan bir partidir. En eski partimizdir. Evet. Halkı düşünen bir partidir. AKP gibi, AK Parti gibi halkı İsrail Orta Doğu'nun eş başkanı değiller. O yüzden Cumhuriyet CHP. Genel seçim olsa ne edeceğiz? Biz zaten verdik, Türkiye'yi sattı savdılar, daha ne kaldı ki? Ya veririz birisine sen de. Bunların yani adamı içeri atma dertleri var. Bunlar konuşmak, millet konuşabiliyor mu? Ben yine aynısına vereceğim. Evet. Neden efendim? Ben memnunum. Hayat pahalı yapamıyor diyorlar. Siz katılıyor musunuz? Hayır, herkeste para var. Herkes duygu sömürüsü. Hayat pahalı değil. Ben AK Parti'de hariç kim gelse ben veririm ama AK Parti'ye vermem. Neden öyle bir ayrım yapıyorsunuz? Abi bu memleketin durumunu, halini gördünüz daha. Ondan sonra daha neysine veririm ki? Köprü var, yol var, bara. Köprü var, benim karım açtı. Ben köprüyü ne yapacağım? Tamam. Ben açtan ölüyorum insanım, ondan sonra. Köprü var diyor. Köprü var diyor. Ben emekliyim, 2,5 milyar ben aylık alacağım. Köprü benim neyime? Bir peynir 100 lira. Tünel benim neyime? Ondan sonra bir kilo peynir 100 liradır. Allah'a inan ki Ramazan ayı gelse de bir kilo beyaz peynir benim evime gelmemiş. Ben buranın neyisine, devletin başarıyla, efendim sen Tayyip Erdoğan'ı ben ne yapacağım? Peki. AK Parti'ye yok, hangisine yazalım? Bizim anketimiz sayışıda hangi parti diyelim? Ya bu memleketimiz, Türkiye'miz için, memleketimiz için, vatanımız için hangi hayırlıysa CHP'ye veririm, ondan sonra diğer partiye de veririm ama yalnız Erdoğan benim yanıma gelmez. Biz soruyoruz acaba. Dünya liderine veririz. Recep Tayyip. Ondan başka adam mı var? Efendim var tabii ki. 84 milyon yani bir insanlar ezmeye gerek yok. Ben varım, siz varsınız. Hayır, hiç yani kimse Allah'ın yok. Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var. Hiç alternatifliği yok. Var efendim. Alternatif. Özel öldü. Hayır, onu demiyorum. Onu demiyorum. Özel öldüğü zaman biz dedi ki daha gelmez. Erdoğan geldi. Güzel yaptı. Evet, demek yaptı. Ki oluyor. Bir devletin işi bir insana bağlıysa o devlet olmasın diyorum. Bu Erdoğan'a karşı olduğumu göstermez. Yani devletimiz büyüktür. Allah zeval vermesin kimseye. Erdoğan dedi. Evet. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Ne için? Çünkü bu adamın yaptı. Ben Avrupalıyım. Tamam, paranız değerli. Hayır. Buraya göre paramız değerli değil. Değerli mi? Euro, dolar değerli tabii ki. Türkiye'de 40 tane parti var. Doğrudur. 40 tane parti diyor, bu memleketi yiyelim diyor. Oyum şu anda kararsızım ama işin gerçeği AK Parti'ye vermeyi düşünmüyorum. Yani daha önce AK Parti seçmeni olan bir insan olarak şimdi AK Parti'ye vermiyorum. Ama 2-3 tane parti var kafamda. Birisi Erbakan var. Fatih Erbakan var. Doktor Fatih Erbakan var. Birisi çok kararsızım, Ali Babacan. İkisi arasında kararsızım. Biraz ağır gibi sanki. Ağır basıyor, evet. Ağır Fatih Erbakan ağır basıyor. AK Parti'de kopma anınız ne oldu efendim?
dikkatini çeken hatası. Yani halkla uzaklaşmaları. Biz de yani kendileri başka bir dünyada, biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Evet, aynı gemide diyoruz, aynı gemide değiliz onlarla. Onlar aynı şeyin filmleri gibi, Tarkan'ın filmleri gibi. Biz altta kürek çekiyoruz, onlar yukarıda alem yapıyorlar. Başka bir dünyada. Altoğlu Tarkan gibi oldular aynı. Malkoçoğlu gibi oldular. Başka bir dünyada. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz? Efendim bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyumuzu hangi partiye veririz? Yani çok beyan etmek. Cumhurbaşkanlığında bilmiyorum, kararsızım ya. Türkiye'nin istikrarı AK Parti verir. İstikrarı. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Efendim? Artık yapamıyor, her şey pahalı diyorlar. 20 yıl oldu yeter diyorlar. Şimdi bak, ben maliyeciyim. Aha. Emekli oldum. Benim asma üzerinde kitabım var. Sıvırtamaz. He. Şimdi Türkiye'de bir ekonomi sistem vardır. Evet. Onun adı da Türkiye Serbest Ekonomi Piyasası. Tamam. Ne demek bu? Vatandaş 1 lira aldığı malı 50 lira da satabilir. Tamam. Yeter ki fatura 50 lira kessin. Tamam. Biliyor musun? O zaman ama eğer... Ama devletinde düzen regüle görevi yok mu? Mesela şu an tarımı desteklese, hayvancılığı desteklese... Anlatayım sana. İşte... Eğer o 50 lira fatura kesmezse devletten 49 lira çalmış oluyor. Tamam. Biliyor musun? Yardım, destek... Bu da denetimle olur. Bu pazar seçim... Senin gözlerinle gördün yani, bu insanlar bu kadar ülkede çok şey oluyor. O kadar mülteci var. Kadın çöp topluyor yani ekmeğini... Trafiği oradan... aksatıyorlar ya. Bak trafiği aksatma farklı bir şey. Aşağıda da gördüm. Abi bak şimdi mesele o değil ki. Ya bu ülke elden gidiyor, sen o trafik ışıklarına mı takıldık şimdi? O kadar mülteci var bu ülkede yani. Abi ben seçim olsa ben HDP'ye vereceğim. Türk seçmeni, evet. Şimdi bir önce ben yabancıyım yani, Türk vatandaşı değilim. Yurt dışından kalayım, var ama vatandaşı olduğu için. Türk vatandaşı değil misiniz? Türk vatandaşı değilim. Ha. Yani Türkiye'de hani şöyle yani, Türk'üm ama Türk vatandaşı değilim yani. Yani vatandaşı çık, mecbur çıkarttılar yani. Hı-hı. Mesut Yılmaz'ın bir hatası, mecbur çıktık yani. Yani seçim olsa hani, biz şimdi şöyle bir şey, ben seçim sandıklarında çok bulundum. Ha. Yani yurt dışında. Çok bulundum. Şöyle bir şey ki, özgürce veriyorlar. Bir yani şuna şahit oldum. Seçmen olsaydınız hangisine verirdiniz abi? Ha, seçmen olsaydı ben CHP'ye verirdim. Şimdi şöyle bak. Bak ben İstanbul'da 35 senedir buradayım. Ben eskiden bir hastaneye gidiyorduk. PTT hastanesi gidiyordu. Eşim emekliydi. PTT hastanesine gidiyorduk. Eşim şu anda hem kalp hastası hem kanser hastası. Eğer öyle bir şey olsaydı ben hep bu hastaneye gidecektim. İki arabayla, üç arabayla. Ama şimdi bu Tayyip Erdoğan bu bütün hastaneler bize aç için bize bir şey geldi yani. Ferah geldi yani. Ben asker hastanesinin yanından geçemiyordum yani. Şimdi, ha, bir de millet diyor ki aç yatıyor diyorlar. Ben en kötü Yavuzluk Mahallesi oturuyorum. Her evde iki araba, bir araba. Her direkte bir poşet ekmek asılı. Aç yatıyor aç diyorlar. Ben vallahi ben görmedim. Allah. O zaman oyunuz AK Parti'ye mi? He? AK Parti'ye mi vereceksin? Ya diyor musun şimdi, yok aç yani. Olsa derim yani. Oyu kime vereceksin? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Kime vereceğim? AK Parti'ye vereceğim tabii Adalet ki. Adalet ve Kalkınma Partisi. Neden efendim AK Parti? Nedeni... Çalışması, yaptığı işlerin özellikle meydana olması. Nasıl? Hizmetten dolayı AK Parti. Tabii ki canım. Partidir. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Ne için? Ben bunlardan çocukken yaşadığım 12 yaşından, 12 yaşındaki yaşadığım rezillikleri biliyorum yani, 12 yaşındaydım. AK Parti'den diyorsunuz. AK Parti'yiz evet, sana ne yani benim oyumda? Adam emekliden bahsetmiyor yani, o parti diyorsun da insan bir emekliden bahsetmiyor. Ablam memnun abi, ben size... Ben memnunum, sen kendi açından söylersin. Evet, ben memnunum hizmetiyle herhangi... Bir de dün siz açık... ev hanımı mısınız? Ev hanımıyım. Peki diyorlar hayat pahalı, patates 15 lira. Yani yapacak bir şey yok. 20 yıldır var, suçu yok mu hiç? O suçu yok derken, benim odaklandığım kişi mesela bir fakire odaklanmış, diğer kişinin yardım alma şansı yok AK Parti'mizde. Ben geçen böyle bir şey katalog doldurdum, onda da öyle dedim. Hani dedim ama en iyisi dersen AK Parti Cumhurbaşkanımıza. Tek iktidar her zaman farklı. 6 kişi, dün televizyonda 6 kişi bir kafaya... Yani Cumhurbaşkanlığı kadar olamıyor. 6 kişi bir araya gelmiş. Evet. Ben memnunum. Her zaman da sorun değil. Evet, sorun sıkıntı yok. Hangi partiye? AK Parti'ye veririm. Kime vereceğim? AK Parti. Neden AK Parti efendim? 20 senedir gördük ne yaptıklarını. Öbürlerini de gördük ne yaptıklarını. Artık yönetemiyor diyorlar AK Parti. Pahalı diyorlar. Artık yönetemiyor diyorlar. Yok, ne yapacak yani? Tokat atıp da gelenler onları fiyatı indirecekler mi aşağıya? Güven gelirse ne yapacaklar onu söylesinler. Güven gelir diyor. Belki, hak, hukuk, adalet getireceğiz diyor. Emeklinin maaşını 5000 lira yapacağım. Ben şunu yapacağım. Kaynağı da göstersinler. Diyor Fatih Erbakan diyor ki %100 artıracağım diyor. Gösterecek, ülkeyi yönetmeyenler mi gösterecek kaynağı? O
Yani muhalefet ülkesin. Kaynağı ülkeyi yönetmeyenler mi gösterecek? Ya muhalefet iktidar olmaz. Ya yöneteceği söyleyecek. Önceki... Diyarbakan geçen gün açıkladı, dedi ki yer altı ve yer üstü kaynaklarımızdan hiçbir ek vergi getirmeden 150 milyar dolarlık bu ülkenin kaynağı var. Ben o kaynağı kazandırıp %100 de maaşları arttıracağım emeklinin, dedi. Babam da yapmış, dedi. Onun yolunda gidiyoruz. Acaba doğru mu? Bilmiyorum işte. Söyledim. Yani. Doğrusunu konuşacak. 20 senedir ben AK Partiliyim. Tamam. Bir sefer HDP'ye verdim. Tamam. Ondan sonra daha vermedim. Vermediğime de pişman oldum. Allah'a inan bu Ramazan nasıl durumumuz değil diye. Bundan 25 gün önce yazılmışım. Bir kuru gelecek Ramazanlık'ta. Büyükşehir'e mi? Yok. İlçeye. İlçeye. Bu AK Parti'ye. Tamam. Her gidişimde diyor ki eve gelip bakacaklar. Yani gez Ramazan bitti, geleceksen gel. Ya eve nasıl bakacaklar kardeşim? Cebimde 1,5 milyonluk faturam var. Ödeyemiyorum. Evim 1350 lira kiraydı. Şimdi 2,5 yaptı. Ya. Vallahi de Muhammed Peygamber hakkı. Adam bir kolu getirecek bize. Yani biz bu durumun adamı değildi ama burada geldi küçük. Her yedire ve ona gönder, ona gönder, televizyonda... Peki abi, açıklamayı alalım. Oyu kime yazalım? Yani 20 sene şimdi artık vermeyeceğim AK Parti'ye. Kime vereceğim? Vallahi hala düşüreceğim abi. CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Anamızdan cumhuriyetçi doğduk. Onun için Atatürkçüyüz biz. O yüzden evet tabii. Ben mi? He. Hayatta AK Parti'ye vermem. Tamam. Kime vereceğiz? Bizim ya birine vereceğim yani. Benim oylarım belli zaten. AK Parti yok. AK Parti hayatta olmaz yani. Tamam, söylemek istedim. Bu ülkeyi bu hale getiren AK Parti'dir yani. Uçurduk diyorlar onlar. Ne uçmuş? Yol, köprü, barak. Ya bir yav alıyorsun 200 lira. 5 kiloluk yav 200 lira. Domatesin fiyatı çıkmış bilmem kaça. Biberin fiyatı çıkmış bilmem kaça. Nasıl uçurmuşlar? Fiyatlar uçurmuşlar demek. He. Mazotun litresi çıkmış kaça? 24'de daha evet. 24'te aslında o geçti de güncellediler yani onu. Peki abi, oyunuzu söyle, korkuyor musunuz, çekiniyor musunuz? Ya usta, ölmüş koyun kurttan korkmaz yani. Yani bu. Ben CHP'ye veriyorum hemşerim. Ya kime yazarsan yaz da ben CHP'ye veriyorum. Kime verirse versin insanlar ya. Zafer Partisi'ni düşünebilirim. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi. Evet. Neden Zafer Partisi? Zafer Partisi yeni kurulan bir parti. Verilen vaatler bana iyi gibi geldi sanki. Milliyetçi Hareket Partisi olur. MHP. İyi Parti'ye veriyorum. İyi Parti bir oy aldı. Neden İyi Parti efendim? Efendim. Ne için İyi Parti? İyi Parti, CHP ve diğer partiler 4-6 parti. Millet İttifakı'na veriyorum. Millet İttifakı'na veriyorum. Neden? Millet mahvolmuş. Millet köprüler, yollar, barajlar. Ya köprüler hep parayla gidiyor. Biz parasız gitmiyoruz ki. Sonra köprüyü devlet yapıyorsa bak. Demirer yaptığı zaman biz kızıyorduk. Adam köprü yaptı, millete bıraktı. Bu köprü bizim yani her senin de var paran. Bizim de paraymış şimdi. Bizim vergilerimizle yapılıyor ama ne yazık ki hep müteahhit yiyor. Biz bir şey yemiyoruz. Biz de alıyor müteahhite veriyor. Eğer devlette para yok mu? Diyeyim ki ben ona 100 milyar yapıyorum. Bana 50 milyar bir peşin devletin kalsın ama o yok. 40-50 sene devlet millete veriyor. Yanlış diyorsun. Yanlış politika. Bak sana söyleyeyim. Şu anda Türkiye, tabii bu memleket bizim hepimizin, senin de benim de, senin torunları benim torunlarım için. Bu ülke kötüye gidiyor. Ben sana söyleyeyim. Doğru. HDP. Halkların Demokratik Partisi. Neden efendim? Ona güveniyoruz. Bir doğru söyleyen halkına, kitlesine. Doğru söyleyen, doğru söyleyen tek parti odur. Başka tekli hepsi yalandır. Hepsi kandırmadır. Hepsi koltuklar peşinde. Başka tamam. Hiçbir şey değil. Videolarımıza denk geldiniz mi YouTube'da hiç? Seni seyretmem mi ya? Seni seyretmem mi ben? Çok teşekkür ederim. Nasıl buluyorsunuz? Tavsiyeniz? Oradan gördüm de seni oraya onun için geldim. Çok sağ olun. Tavsiyeniz, öneriniz olur mu bize? Ya şey yap. Ortaya konuşuyorsunuz yani. Sizin kimseye yönlerdiğinizi zannetmiyorum. Yok, hiç söylemiyorum. Hep öyle görüyorum yani. Çok hiç kimseyi zannetmiyorum. Efendim, size de soralım. Bu pazar günü sandığın başına gidecek olsak oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Kime vereceğiz? Biz 20 yıldır gördük insanları ne yaptığını. Evet. Fakirleşti. %70. 30 yıl, 40 yıl memleket geriye gitti. Uçurduk diyorlar köprü. Ne uçurmuş? Ya onları onun cebinden mi yapmış? Devletin parasıyla yaptı. 5 liraya yapacağı yeri 25 liraya yaptı. Halkın zararına uğradı. Halkın zararına uğradı. Tamam. Amenna. Yaptılar. Güzel oldu her şey. Ama biz yapılanlara karşı değiliz. Onun nasıl yapıldı? Mali olmasına karşı. Evet. Ona karşıyım. Peki oyu kime yazalım efendim? Hangi partiye? Ben CHP'ye veririm abi. Tayyip Erdoğan. AK Parti. Neden AK Parti efendim?
Yaptıklar ortada. Artık hayat pahalı, eski AK Parti değil. Ya şimdi hayat pahalı, hayat pahalılığı derken sadece bu Türkiye'de mi yaşanıyor? İşte Türkiye'de daha fazla diyorlar. Yani yok, ben inanmıyorum. Dün bir Alman söyledi, dedi ki petrol 1.50 idi, 2.25 oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten biz bu Almanlar, biz bu Amerikalıların altına yattığımız müddetçe bu şekilde. Ama sen beni dinlemedin daha. Dedi ki petrol 1.50 idi, 2.25 oldu. Şu an tekrar 2.10'a düştü. Artış %40 bizde dedi ama bizde %300 olmuş. Fark çok fazla ama. Abiciğim bizim kendimizin petrolü mü var? Almanya'da yok. Biz dışarıdan alıyoruz bunu zaten. Almanya'da dışarıdan alıyor. Almanya'da dışarıdan alıyor. Bizde ne %300? Yani bunu sorgulamamamız lazım. Abi şu ana kadar zaten en uygun bizdeydi. Şimdi değil artık. Şimdi değil artık da yani bunu zaten üstümüze oynanan oyunları bilmemiz lazım. Oyun mu var? Oyun var bence. Ne diyeyim? Görünen tamam, köye karabı yok. Bilmiyorum. Kararsız. HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Tabii tabii. Ne için efendim? Bence onların uyumlu en ucu içinde ya HDP'de ya CHP. Genel seçim belli. Fakirlik, fukaralık var. Tamam. CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Efendim? Neden CHP? Ne için? CHP'nin daha dürüst, daha halkların biri olduğu için. AK Parti. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Görüyoruz 20 senedir. Biz pahalılık görüyoruz. Hayır. Domates kaç para? Onun alakası yok ki. Kaç para? Onun alakası yok ki. Kiralar kaç para? Onun alakası yok ki. Adam görevini yapmaya çalışıyor. Gene Cumhur İttifakı'na vereceğim abi. Elektriği kesmeye gelmişler diyorsun. Ama abi alternatif yok ki abi. Abi Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var diyorlar. Niye Allah'ın alternatifi yok? 128 bin peygamber gelmiş. Tabii, kurban olayım abi. Şu anda yani görünen tablo diye bir şey yok abi. Tabii Fatih Erbakan var, Muharrem İnce var, HDP var, Demokrat Parti var. Muharrem İnce biraz olumlu bir adam. Yani onu biraz şey ama ondan da bir şey olmaz ya. Yani. Gene o bende gizli kalsın. O da bir cevap. AK Parti'ye. Neden AK Parti? AK Parti'den başka parti görmüyorum ki. Artık hayat pahalı, AK Parti eski AK Parti değil diyenler var efendim. Olur mu öyle şey? Hala yönetebiliyor mu? Hala yönetebiliyor, enisini de yönetiyor. Eğer bu yönetemiyorsa ebirler hiç yönetemez. Ben AK Partiliyim. Buraya dönerek Adalet ve Kalkınma Partisi büro yazdık. Neden AK Parti efendim? Yani pahalı diyorlar mesela. Faturalar, gıdalar, patates 15 lira. Her şey pahalı ama ben ne bileyim. Yine AK Parti. Çok yani şey yapıyor, emek yapıyor, her şeyi yapıyor. Ne bileyim ben. Artık yönetemiyor diyenler var. O görüşe katılmıyor musunuz? Efendim? Artık AK Parti eski AK Parti yönetemiyor diyor. O görüşe katılmıyor musunuz? Valla katılmıyorum ben AK Partiliyim. Hür Dava Partisi. Hüdapar. Hüdapar evet. Neden Hüdapar efendim? Yaklaşımı, vizyonu, sorunlara karşı çözüm önerileri çok makul, tatminkar geldiği için. Tamam. Hiç kimseye. Neden? Neden? Kimseye güvenmiyorum. Bugüne kadar hiç mi vermedin, ilk kez mi vermeyeceksin? 2009'dan beridir vermiyorum, vermeyeceğim de. Oy yok. Kim olsa oyu kime vereceğiz? Gene seçim. Ha, hiç kimseye vermeyeceğim. Karşı mısınız? Evet. Seçim olursa ben hiçbirine vermeyeceğim. Neden? Yok, vermeyeceğim olsa artık. Hepsine ilk kez mi kararsız oldu? Aynen öyle. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Benim görüşüm var. Artık yönetemiyor, hayat pahalı diyorlar. Ne dersiniz? Hayat dünyanın her tarafında pahalılık var. Biraz da bu insanlara bağlı. İnsanlarda vicdan yok, merhamet yok. AKP'nin dışındaki her partiye veririm. Hangisi abi? AKP hariç hangisine yazarım? CHP, İYİ Parti, Demokrat hangisine? CHP veya İYİ Parti olabilir. CHP diyelim. Boş atarım, boş. Neden? Karşı mısınız partileri? Yani bana faydası hangisi olacak? Hiçbiri. Hiçbiri. CHP tabii. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ne için? Doğru, dürüst ve ilkeleri olan bir parti. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereyim. Neden CHP efendim? Ben CHP'li değilim. Anavatan Partisi'nde 20 yıl siyaset yaptım. Burada mı? Şimdi Ümraniye'de Anavatan Partisi'nde siyaset yaptım. Ama ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki 7 duvele muhtaç hale getirdiler. Uçurduk diyorlar, yol, köprü, baraj, İHA, SİHA, hastane, postane. Yok. İnanın ki Merkez Bankası benim cebimde kadar parası yok. Merkez Bankası'nın cebinde benim cebimde kadar parası yok. 40 milyar dolar borçlu. Dibe vurmuş diyorsun. Dibe vurmuş. Ülkeyi çok kötü duruma... Yönetemiyor mu AK Parti efendim? Efendim? Artık yönetemiyor mu AK Parti? Yönetemiyor. Ne zamandan sonra bozuldu AK Partisi efendim? Vallahi bana kalsa iki seçimdir kayıp. Başkanlık sistemine dönmekle ülkeyi çok kötü bir yere getirdi. Vallahi benim... Cumhur İttifakı'ndan yana. AK Parti'ye. Neden efendim? Bu gidişatı görüyorsunuz abi. İstanbul Times internet. Gidişat. Ama artık yönetemiyor diyor. Yönetemiyor zaten. Yani. AK Parti artık yönetemiyor diyorlar.
Cumhur İttifakı AK Parti oluyor biliyorsunuz. Öyle mi? Yok, o zaman yanlış millet, söyleyeyim. Millet İttifakı. Yani AK Parti hariç diyeyim ben sana. AK Parti hariç. Diğer partilere. İçinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Saadet 4 parti var. Hangisi? CHP. Efendim videolarımızı izlediğinizi söylediniz. Nasıl buluyorsunuz? Önerinizi çok sevindim. Çok güzel buluyorum ve beğeniyorum, izliyorum. Eleştiri yok ya. O zaman devam bu şekilde. Devam. Güzel, beğeniyorum. Teşekkür ederim. Bu hafta sonu sandığın başına girecek olsak efendim oyumuzu hangi partiye kullanacağız? HDP. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Neden HDP efendim? Valla onu beğeniyoruz biz abi. Tabii. Öbürlerine oy verilmez. Ha. AK Parti. Neden AK Parti efendim? 20 sene önceki Türkiye'nin halini insanlar görüyor. SSK'nın battığını görüyor. İSKİ dolandırıp gittiler, görüyorlar. Abi o 35 sene önceydi ya. 20 sene önce hiçbir şekilde berbat. Diyenler var. Yok, AK Parti'ne şaşmam. Hangi partiye vereceğiz? Verecek parti bulamıyorum. Oy boşa mı girecek? Birisine her... Yani baştakiler başarısız. Eyvallah. Millet İttifakı da bunu düzeltmek için bir açıklaması yok. Sadece yani... Peki efendim, Fatih Erbakan dedi ki 150 milyar dolar kaynak paketim var diye açıkladı. Ya onun babasının çırakları yönetti zaten kardeşim, onu geçin. Tamam, geçtik. Onu da geç. Muharrem İnce var, Sarıgül var. Hayır, Mansur Yavaş haricinde bu ülkede umut yok şu anda. Mansur Yavaş CHP'nin başına geçti. CHP verir misiniz? Veririm. Eski bir ülkücüyüm, hala da ülkücüyüm. Türk milliyetçisiyim. Mansur geçerse veririm ona. Veririm. AK Parti. Neden AK Parti? Ülkeyi yönettiği için. Artık yönetemiyor diyenler var. Hayat pahalı diyorlar. Onlar bu memleketi sevmeyenler. Benziler çıkarırlar. Ama yıpratırlar diyor. İmkanları var. Bizim adamımızı yıpratırlar. Bir sene daha fazla mı olur? Niye 20 senedir Erdoğan'ı yıpranmadı da şimdi onlar çıkarınca mı yıpranır? Erdoğan hükümet diyor. Uçakları var, medyası var, televizyon. Bizim o imkanımız yok ki. Bizim uçağımız var diyor. O bir günde 10 tane miting yapıyor diyorlar. Bizim imkanımız yok ona göre diyorlar. Onların mı imkanı evet, yok? Öyle diyorlar. Ya memleketi sömüren onlar. Bunlar muhalefet nasıl sömürecek? Nasıl sömürecekler? Bütün stokları yapanlar onlar. Memleketi burana yollayan onlar. Millet İttifakı mı yapıyor? Stok eder. Soğanı stok eder. CHP mi yapıyor? Tabii CHP yapıyor. Kim soğanı yapıyor? Stok. Evet tabii ki. Elektrik faturasını zam. Elektrik faturasına zam. O zaman beyefendi şöyle dünyaya bir bakın. Dünyaya bir bakacak. Ben bakıyorum. Dün bir tane Alman arkadaşımla görüştüm. Ben Almanya'da, ben ama, Alman emeklisiyim. Eyvallah. Dedi ki, akaryakıt dedi 1.50 euroydu. 2.25 oldu. Şu an yine 2.10'e düştü. Artı %40. Türkiye'de %3 demiş. O yalan söylüyor. O yalan söylüyor. O yalan. 2.10 orada. O yalan söylüyor. 2.10. Almanya'da. Ya şimdi kardeşim bak. 1.2.10 olacak. %40 oluyor. Euro kaç para yapar Türk parasıyla? Ama bak o onların geliri ne kadar? %'yi söyleyeceksin. Gelir diye bakın beyefendi. Almanya'da yaşayan bilir o işi. Sana bir şey soracağım. Sor abi. Şurada dinliyorum. Sen bağımsız mı davranıyorsun, yanlı mı? Yanlı davran. Bütün soruların yanlı. Yanlı tabii canım. Neden? Kesinlikle. Hep iktidarı kötüleyici hayır. Soruyorsun. Bakın dedi ki zam... Bak, halkına hayır. Halkın ağzından hep iktidara kötü sözler duymak için çabalıyorsun. Soruların hepsi yanlı. Peki seçim bir dakika. Seçim olsa kim o yanlı mı? Bir saniye. Ben sana bir soru sorayım. Altılı ittifak diyorsun. Evet. Altılı ittifak Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilir mi senin görüşünle? Yıkabilir mi? Ben fikir beyan edemem. Siz birsiniz. Ben beyan edemem. Birsiniz. Halkı birbirine katmaya düşünüyorsun. Siz birsiniz. Bir. Sen de onlardansın. Sen de onlardansın. Ben seni takip ediyorum. Sen de onlardansın. Bütün soruların hep yanlı. Her yerde. İlçe ilçe geziyorsunuz. Hep böyle genelde yaşlı amcaları seçiyorsunuz, hep yanlış soruyorsunuz. Meral Akşener FETÖ'cüdür. Kılıçdaroğlu'nu kim getirdi? He? CHP yıllardan beri vardı. Ne yaptı? Ne yaptı? Hayır, ne yaptı geçmişten? Cumhuriyeti kurduk. Ne yaptı? Cumhuriyeti kurduk diyor. Ne yaptı? Ne yaptı? Bana onu söyle. Bir faaliyeti oldu mu? Allah değil mi? Hayır, bir şey oldu mu? Kılıçdaroğlu'nun zaten geçmişi de bellidir. SSK. Kılıçdaroğlu'nun geçmişi bellidir zaten. O bir örgüttür. Örgütün devamıdır. Ablacığım oyu hangi parti? Anladın mı? Oy hangi parti ki böyle çok devlete hizmet eden, ülkemize hizmet eden, siyahları, İHA'ları, TİKA'ları her şeyi yaptıran. AK Parti. Evet. Tamam.
Sayın, kim hizmet ediyorsa ona ben vereceğim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Altılı parti, altılı koalisyon parti. Onlar neyse PKK. Arka tarafı PKK'dı. PKK askerlerimizi öldürendir. İnsanlarımızı öldürendir. Doğuda neler yaşandı biliyor musun sen? Abdullah Öcalan'ın mektubunu ben mi okudum? Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu diye. Daha önce öyle ben mi çıktım? He, getirdiniz ondan sonra iltifat getirdiniz. İnsanları daha da öldüren, askerlerimizi daha da öldüren. Senin evladın olmuş olsaydı, evladın ölmüş olsaydı sen öyle konuşmazdın. Çünkü konuşmazdın. Milletin arasını belli, babasını alır. Konuşmazdın. Neyi bahsediyorsun? Lanet olsun. HDP dedi Kürt'ün. İnsanlar doğu ofansı. Kürt'ün alakası yoktu. Milletin anasını belledi. Siz ne yaptınız 90'lı yıllarda? Dinle alakası yoktu. 90'lı yıllarda? CHP hiç Kürt'ü, Türkiye, Alevi, Çerkez'i sizler çıkarmadınız mı? Sen çıkarttın. Hayır. Kürt hepsi kardeşim. Kürt de bizi çıkardın. Hepinizi siz çıkardınız. Siz çıkarttınız lan. Bu ne aynı şey? Şu anda nasıl ayrım yapıyorsunuz? Hepiniz de böylesiniz. Dün ayrımı yapıyorsunuz. Hepiniz böylesiniz. Kapat, kapat. Hepiniz böylesiniz. Arkadaşlar bu videonun devamını ikinci bölümde izleyebilirsiniz. Bekliyoruz ikinci videosuna. Kapat bir daha, başka bir daha yapacağım. Arkadaşlar bu videonun 3 sorulu ve uzun versiyonunu kardeş kanalımız İstanbul Times TV Haber'de izleyebilirsiniz. Bu kanalımıza da abone olmanızı istiyoruz. İyi seyirler.